güneş takvimini, su kanallarını, sallanan masa ayağının altına konan kağıt parçasını ve cırtlı bebek bezini bulan Orta Amerika'nın en gelişmiş medeniyeti Mayalar, kuraklık ve terör yüzünden topraklarından göç etmek zorunda kalmış, gemiyle denize açılıp Cebeli Tarık Boğazı'nı geçmiş, Kanda iki ödül alıp Bizans'a varmıştı. Bağcılar tarafında boş buldukları bir arsaya yerleşen Mayalar, çevredeki Türk boylarıyla kaynaşıp bir süre sonra Türk örf ve adetlerini almış, bu Bizanslıları daha da öfkelendirmişti. Lakin dört dörtlük bir komşu uygarlıkla birlikte yaşamak, atasporu hasetlik olan Bizanslıların canına tak etmiş ve Maya uygarlığını yok etmek için sinsice planlara girişmişlerdi. 69. Bizans oyunlarına hepiniz hoş geldiniz. Söyle Ayçörek. Bugün karşına aslan yürekleri çırt diye birini çıkaracaklarmış. Demek 30 yıldır bizi yenemeyince dışarıdan yabancı oyuncu getirdiler. Fark etmez. Biz ne aslan yürekliler gördük. Olsun abi. Sen yine de çatalı kolla. Oldu. Merak etme. Hadi sen şimdi git. Annem babam protokolde yalnız kalmasın. Bu kahpe Bizanslıların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Hadi. Yağla dedik lan, kolonoskopi yap demedik. Sevgili spor severler, huzurlarınızda Bizans Kralı 3. Klitor ve eşi 5. Klitoria ve Prenses Bonservis. Şimdi de sıra misafirlerimize geldi. Gazi buraya, yumruk havaya. Oba beyi Gazi Magosa, eşi Köşem Sultan ve kızları Ayçörek Hatun. Gazi Magosa, bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Biz Bizanslılar sizler kadar misafirperver değiliz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Eyvallah Kral Klitor, böyle iyi. Merak etme. Öyleyse final maçı başlasın. Kırmızı köşede namı üç kıtaya yayılmış Cihan Pehlivanı, Maya Veliahtı Hurkaçoğlu. Hurkaçoğlu dedikleri Yaman Savaşçı bu muymuş Olivia? Evet prensesim. Sırtı yere gelmez, bileği bükülmez, yerlere tükürmez bir savaşçıymış. Bu arada yatakta da çok iyiymiş. Savaştan en yorgun geldiği günde bile. Bu kadar bilgi yeter Olivia. Sevgili abim ve kralım,
Arenaya yine meşale sokmuş bu mayalar. Muhteris, deplasmandayız diye zaten göt içi kadar yer vermişsin. İdare edeceksin artık yani. Ay bir de ağa germişler türbüne. Sanki arenada aslan var yani. Sen şimdi görürsün aslanı. Ve mavi köşede bu yıl ilk defa Bizans adına güreşecek olan Aslan Yürekli. Sizin Aslan Yürekli Richard yenileceğini anlayınca sıvıştı herhalde Sayın Muhteris. Merak etme Ay Çörek Hatun. Birazdan kimin sıvıştığını göreceğiz. Nasıl? O ne lan? Ne oluyor Kral Klitor? Oğlum arenaya yağlı güreş için çıkmadı mı? Bildiğimiz aslan mı ya? E tamam. Biz de aslanı yağladık işte. E bize Aslan Yürekli Richard'la dövüşecek demişlerdi. Tamam işte aslanın adı Yürekli Richard. Çakallar. Ve işte şimdi müsabaka başlıyor. Aslan Yürekli Richard bir aslan gibi rakibini kovuyor. Sen ormanlar kralıysan, ben de alemin kralıyım. Aslanın da kendiniz gibi haysiyetsizini bulmuşsunuz ya. Helal olsun size Bizanslılar. Furkaçoğlu yine takmaya geldi. Furkaçoğlu yakala. Bu ne lan Muciddin? Yeni icadım. Işıkla çabuk. Ne alaka oğlum? Yere tut, yere düğmesine bas. Aslan Yürekli Richard diye getirdin ama bildiğin kedi çıktı mı be? Kraliçem, buraya getirilirken yolda sırf 4 tane nöbetçi yedi bu hayvan. Doymuş karnı artık, şimdi canı oyun istiyor. Muhteris? Ne oluyor? Nedir bu ışık? Yapma şu sikik şeyi, yeter! Yapma! Niye karıcığım? Nasıl bir imparatorsun sen? Senin ülkende kraliçeye saldırılıyor. Sen alkış tutuyorsun ya. Şak 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 şak. Çak! Ne yapabilirim ki kraliçem? Ellerim mayaları alkışlamadan duramıyor. Bak, bak, bak. Tamam. Şu doğu hayranlığından bir türlü vazgeçemedin Kritor. Hayran olmamak mümkün mü? Her konuda mükemmeller. Müzikte, sporda, ekonomide, crossfitte. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ya. Bayılıyorum fıkralarına, bayılıyorum şakalarına. Ay bayılıyorum. Ay çok gelişmişler, çok. Ay alkışlamadan duramıyorum. Çok gelişmişler, çok. Senin gibi imparator olmaz olsun be. İçimizdeki maya. Ne olacak? Senin gibi abi olmaz olsun. Böyle Bizanslı mı olur ya?
Muhteris. Tahta senin geçmen lazım muhteris. Bu mayaları bir şekilde alt etmeliyiz. Ben tahta geçince sen de kraliçe olacaksın değil mi uyanı? Ben zaten kraliçeyim Deyo. Ama babası kadar oğlu Adonis de rakibimiz. Bunu unutma. Önce şu sargılarından bir kurtulalım. Onun da icabına bakarız. Adonis. Efendim Eftelya. Merhaba. Ben şey diyecektim. Eğer işin yoksa yarınki yakın dövüş sınavı için beni çalıştırabilir misin? Ay çok isterdim ama. Ben yakın dövüş sanatlarından hiç anlamıyorum. Ama sen okulun en başarılı öğrencisisin. Eminim yakın dövüş konusunda da çok iyisindir. Ben bir barış insanıyım. Kavga dövüş inan bana göre değil. Ay Adonis. Notlarım iyi ama. Ben böyle kavga dövüşten anlamam. Sevmiyorum. Benim için kardeşlik, arkadaşlık, sevgi. Sen. Kodumun çocuğu. Kardeşlik, arkadaşlık. Ama ne diyordum ya? Ben böyle kavga dövüşten anlamam. Kendini çalıştıracak başka birini bul. Kraliçem, Maya obasını gözetlemek için gönderdiğiniz bit müsteşarı Havadis geldi. İçeri al. Emredersiniz. Kildoria, bu Havadis zırtpır senin odana mı geliyor yoksa? Kıskançlığını abine sakla. Havadis sonuçta Bizans İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı. Geçen ay onu Maya medeniyetini gözlemlemesi için göreve göndermiştim. Kraliçem. Havadis. Sayın Başkomutanım. Havadis. Nöbetçi. Kraliçem. Nöbetçi. Sayın Başkomutanım. Nöbetçi. Sayın Müsteşarım. Nöbetçi! Selam vermiyoruz ulan çık git. Affedersiniz efendim. Havadis görev nasıl geçti? Üzülerek söylüyorum kraliçem. Mayalar çağın çok ilerisinde bir medeniyet. Özellikle erkekler her akşam karılarına çiçek götürüyorlar. Bizim ezmek için yetiştirdiğimiz çiçekleri bunlar karılarına mı götürüyor lan? Evet, aynen öyle. Bir yanlışım var Havadis. Bu göçebelerin medeni olması mümkün değil ya. Yok yok, çok medeniler, çok. Hatta bizim gibi kakalarını ağaçlar dibinde, sur dibinde yapmıyorlar. Yer altına tünel kazmışlar. Tünel? Niye kazmışlar ki tüneli? Bok mu var? Ayıptır söylemesi bok var. Adına da kanalizasyon demişler. Tamam kapatın bu boktan muhabbeti artık. Nasıl ısınıyorlar, nasıl aydınlanıyorlar bir anlat. Tamamıyla güneş enerjisinden faydalanıyorlar. Tarımda da çok ilerideler. Helal et çayda çok farklılar. Sallama lan. Evet evet sallama. Sallama çay. Bu kadar Earl Grey topladığımız yeter. Biraz da böğürtlenli çay toplayalım. Ulan. Harbiden de sallama çay yapmışlar adamlar ha. Peki ne yiyip içiyor bunlar? Tamamıyla organik besleniyorlar. Tütün? Sadece içki içince. İçki? Sadece tütün içtikleri zaman. Kadın? Sadece eşleri. Yalan? Sadece beyaz yalan. Peki yatakta nasıllar? Mükemmeller. Sabaha kadar Pompei. Ay yine harikaydın hayatım. Eğer uyumayacaksan bir daha yapalım mı? Uyumak mı? Hayatım ben Bizans erkeği miyim? Üç kere üst üste seviştikten sonra sırtımı dönüp yatayım. Bir saniye. Hazırım. Herkesin en az üç çocuğu var. Görüyor musun muhteris ne adamlar var? Her şeyde geçtik mayaları bir bu kaldı. Akın. Neyse. Ay daha fazla gözlem yapmamız lazım. Kraliçem, rahat mısınız? Ayıp sana Havadis. Böyle kamuflaj mı olur? Ya mor renkli inek hayatımda görmedim. Bu Maya inekleri var ya.
ekseriyetle mor renkli olur. Hem süt hem de çikolata veriyorlarmış. O yüzden diyorum yani ha. Ah hale bak. Bizim inekler geviş getirmeye üşeniyor. Elin Maya ineği neredeyse çikolatalı çilekli fondü yapacak. Dikkat, dikkat. Ayçerek Hatun'la bilet güreşi yapacak olan delikanlılar sıraya girsin. Her kim ki Ayçerek Hatun'un bileğini bükerse Ayçerek Hatun ona gönlünü verecek değil. Panayır'ın sebebi anlaşıldı. Bu Gazi Magosa var ya, kızını birilerine kakalamaya çalışıyor. Hadi bakalım. Biz de mi gidip baksak? Yalnız dikkat çekmemek için mi öylesek mi acaba kraliçe? Oldu. Bir de bir boğa bul istersen çiftleşiriz. Hazır arkada sen varken. Şu bizim deli kızın bileğini büken çıkabilecek mi bir gün? İnşallah. Yoksa bu gidişle evde kalacak. Yahut bilek güreşiyle koca mı seçilir? Yani. Vay be. Demek bu adama eş olmakmış kaderimiz. Neyse. Ay öyle çok da fena bir tipe benzemiyor aslında. Yürü, hadi önce. Kızım, bak bu sonuncusu bayağı dayandı. Bunu al işte ha. Olmaz anne. Bileğimi bükemeyen adama gönlümü vermem ben. Allah Allah. Yazıyor, yazıyor. Bizans'taki son kahpelikleri yazıyor. Ulan taş gibi gazete yaptık. Bir tane alan yok arkadaş ya. Bu Mayaların üstün bir toplum olmasında Maya kadınlarının desteği var. Ben bu Maya kadınlarının ortadan kalkmasını istiyorum muhteris. Bununla ilgilenin. Çekil ben. Aklımda bir plan var bununla ilgili. Fakat öncelikli olarak abini ortadan kaldırmalıyız. Kim var orada? Göster kelleni gafil yoksa gösterecek bir kellen olmayacak. Dur oğul yavaş. Benim. Hayırdır baba? Ne işin var bu saatte? Gençler ne yapıyor diye Maya baksa bir baktım. Seni görmeyince merak ettim oğul. Sıkıldım oradan ya. Hep aynı ergen muhabbeti, aşk meşk. Ben de buraya geldim. Burası daha iyi. Yatmayı düşünmüyor musun? Baba çocuk muyum? Ben bu saatte yatırmaya çalışıyorsun. Baksana daha erken. Onu demiyorum Vitolit. Bütün kızlar peşinde pervane oluyor. Soyumuz kurumadan birisiyle yatmayı düşünmüyor musun diyorum. Bu konudaki fikrimi biliyorsun baba. Başlatma lan fikrini. Zaten kız kardeşim bileğimi bükemeyene gönlümü vermem diye tutturdu. Bari sen evlen şu kızlardan biriyle de şeklimiz yürüsün oğul. Lütfen üstüme gelmeyin. Bu işler siparişten olmaz babacığım. Lütfen üstüme gelme. Bu işler siparişten olmaz babacığım. Ne yapıyorsun ya? Koskoca oba beyesi şu yaptığın hiç yakışıyor mu? Ağza bak bir de. Hala unutamadın onu değil mi? Kimi? Nergis'i mi? Öyle birini hatırlamıyorum. Unuttun bile adını Nergis'in. Bitti diyorum anlıyor musun? Bitti. Nergis mi? Bitti artık bitti. Ay. Yeminimi bozdurtma bana. Sakin. Şş, sakin. Dur, dur. Dur. Of. Dur. İyiyim. İyiyim geçti. Affedersin baba. Ama dediğim gibi Nergis benim için yok artık. Yok. Nergis yok. There is no Nergis. Es gibt keine Nergis. Nah keine.
Eşşoğlu eşek. Nergis yokmuşmuş. Bu ne ya? Planımız şu. Ben onu oyalarken sen de gelip bir anda böyle bıçağı onun sırtının ortasına saplayacaksın. Tamam yenge. Yenge mi? Ne yengesi be zevzek? Uzat. Çabuk saklan, geliyor. Yengeymiş. Ay, ay. Ne güzel bir ay var sevgilim. Öyle değil mi? Bakayım, yeni ay. Karşısında bir minicik yıldız. Bundan ne güzel bayrak olur. Ben bu fikri hemen mayalara söyleyeyim. Ay, bütün gün sırtımda bir ağrı saplandı durdu. Bak böyle durunca şimdi gene tekrarladı. Bak yine saplandı sanki bıçak gibi. O gerçek bıçak kralım. Sahi mi? He. Keşke Zeus'tan başka bir şey isteseymişim. Ne isteseymişin mesela? Ne bileyim ben. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu benzin ağrılarınıza iyi gelecek sevgili abim. Nedir bu sıvının özelliği? Yanıcı madde kralım. Ne kadar yakıyor? 100 kilometrede 7 litre. Çok. Yeter be geberesice. Bu ne be? Ben böyle bir şey görmedim ya. Adama bak, iyi niyete bak. Ölmüyor dikkat be. Dikkat et, elin yanmasın. Ya bir ölmedim be. Ben seni bir harlandırayım da bir harlandırayım. Ben seni gör. Al sana işte. Oh, gördün mü? Siktim ulan iyi niyetini. Aşkım, at aşağı onu. Sen de mi muhteriz? Maalesef kalp krizi kraliçem. Ay, ben bu acıyı hak edecek. Ne yaptım kayıncam? Ne yaptım kayıncam? Üzülmenin faydası yok yengecim. Takdir izliyoruz. Tabii. Yarın öğle yemeğini mütakiben merhumun cenazesi Teşvikiye meydanından kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun. Ay. Götür beni kayınçom. Çek elini. Buyurun abi. İşiniz. İlk 15 dakika ücretsiz. Ziyaretçileriniz var efendim. Ayıptır söylemesi, size kraliçemiz Kritoria'dan mesaj var efendim. Bu yanındaki nedir? Kısa mesajdır. Diyon. Kral Kritor ölmüş beyim. Cenazemiz var. Hadi ya. Çok üzüldüm. Çok severdim ben Kral Kritor'u. Kraliçenize başsağlığı mesajlarımızı ilet haberci. Yarın bütün maya erkekleri Teşvikiye meydanında olacağız. İçimde kötü bir his var çiğ börek. Sanki biri bize pusu kuracakmış gibi hissediyorum. Hele bir banyomuzu yapalım. O zaman kendimize geliriz. Haklısın valla. Duydun mu Çavuşesko? Banyo yapacaklarmış. O ne ki? Hani şu doğduğumuzda yaptığımız çıplak ve ıslak. Hatırladım. Çök. Tamam. Çalışıyor mu bakalım? Süper, yıkanabiliriz. Gel. Geldin. Basaklis. Efendim. Uyuyor musun? İyi. İyi dinle bak. Yardım ister gibi sesler geliyor.
Görüyor musun Fordis ya? Su gibi hatunlar resmen. Of, çok yükseldim şu an. Belli belli. Benim olacak bu kızlar. Bineceğim sırtlarına, vuracağım kırbacı. Abi belli olacağız belli. Gizlenin lan gizlenin. Ay Çörek, ne oldu Çörek? Biri bizi izliyor galiba. Yakalandık lan. Yapın yapın hadi kızlar, biz bakmıyoruz. Yapın yapın. Bana bakın. Çabuk defolun gidin buradan. Topla şu saçlarını. Ne dediğin anlaşılmıyor. Hiç şeylerde seksi hareketlerle böyle şarkı söyleyip tahrik edici hareketlerle de böyle kendini okşayarak dans eden kadın görmediniz mi? Çibörek, niye azdırıyorsun adamları? Bana bakın. Derhal buradan defolup gidiyorsunuz. Yoksa sizi öyle bir delik deşik ederim ki vallahi bir sonraki hayatınızda şelaleye duş başlıyor olursunuz ha. Ama önce şuraya kadar cıbıl cıbıl bıngıl bıngıl gelip giyin ben lazım. Al kız. Hadi gelin hadi. Bakmıyoruz tamam. Memişler. Sizi giydiririz ya. Korkmayın, biz Bizans'ın savaşma seviş taburundanız. Eğitimliyiz. Ben Bizans'ta öyle bir tabur olduğunu hiç duymadım. Aha Prens Adonis lan. Bahsettir. Yuh lan size be. Yuh be. Ulan yakışıyor mu lan kendi halinde banyo yapan iki maya kadınla böyle dikizemek? Ha? Normalde yakışıyor ama şimdi sen böyle söyleyince bende bir tereddüt oluştu. Sen hala burada mısın lan? Sokuk. İki meme gördük be. Sen gel abla. Buyurun elbiselerinizi. Askerlerimin kusuruna bakmayın. İnanın hafifletici sebepler olmasaydı saraya döner dönmez idam ettirirdim hepsini. Hafifletici sebep mi? Tabii. Böylesine duru bir güzelliğin karşısında görüp de bakmadan geçecek adam ya kördür ya da adam mı adam değildir. Küstah. Ölüm hele de bu kadar güzel bir elden gelirse vız gelir, tırıs gider. Lakin öte yandan sizinle daha yeni tanışmışken ölmek de günahların en büyüğü olur öyle değil mi? Şimdi yetişmem gereken bir cenaze var. Müsaadenizle. Bileğini büktü Ay Çörek, bileğini büktü. Aman uzatma, boş bulundum. Evet, erkekler de gitti. Şimdi sıra bizde. Gösterin kendinizi aslan Bizanslılar. Merkürsü korusun. Ne kadar maya kadınları varsa hepsini toplayın bakayım. Karşı koyan olursa mango gazı sıkı gözlerine. Sıkı yasalar. Para, para.
Ne kadar memeli var sensiz toprağın? Bak 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 bak. Ettiği lafa bak, bir de Bizans prensi olacak. Belli mi olur? Bakarsın sen de bir gün Bizans prensesi olursun. Hakaret kabul ederim. Benim ne işim olur öyle ukalayla? Çiğ börek, bu sessizlik hiç normal değil. Yakalayın şu bayağı kaltaklarını! Hey! Savunun bile kahveler! Baksana. Sen saçına bir şey mi yaptın bugün ya? Bir değişiklik var sende. Aa, fark ettin mi? Fark ettim tabii mal. Jön Bizanslıyım ben. Bırakın. Bırakın düdük makarnaları. Ulan erkek gibi dövüşsene bize benimle. Kıllanma kılavuzları bırakın. Canınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. 40 yıl düşünsen abim için gözyaşı dökeceğim aklıma gelmezdi. Bu maya soğanları çok işe yaradı. Sağ ol. Maya demişken maya kadınları kaçırıldı değil mi? Havadis haber vermek için gelmek üzere. Kimmiş? Nerede kaldı bu havadis? Şimdi gelir, eli kulağındadır. Tamam. Müjdeler olsun ay kraliçem. Bütün maya kadınları hepsi tutuklandı. Ay. Başınız sağ olsun kraliçem. Dostlar sağ olsun. Rahmetli Klitor'u çok severdim. Çok kral adamdı. İşim köşem sultan. Rahmetlinin ruhuna trilice yaptı kraliçem. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Baş üstüne. Çocuklar sizin de başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Görüyor musun muhteris? Bonservis ve Adonis babalarının cenazesine bile geç kalıyorlar. Kusura bakmayın kraliçem. Belli ki babamızı öteki dünyaya uğurlamak konusunda sizin kadar hevesli değiliz. Dilde pabuç gibi maşallah. Tamam bonservis. Senin karşında bir kraliçe olduğunu unutuyorsun sen herhalde. Siz de unutmayın. Sizin de karşınızda kralın öz be öz çocukları duruyor. Başınız sağ olsun küçük hanım. Dostlar sağ olsun. Babam mayaların kahramanlıklarından her zaman övgüyle bahsederdi. Ruhu şad olsun. Evet, şimdi defnetme zamanı. O iş bizde birader, merak etme. Beyler, hadi rahmetlinin cenazesine biz de bir omuz atalım. Hayda bre yiğitler. Çeşim! Eşe gülüşüyor lan bu. Dur, dur, dur. Dur. Lan, lan. Dön, 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 suya giriyorum, dön. Dur, dur, dur. Ben mi yanlış görüyorum yoksa mayalar gerçekten 1,5 tonluk lahiti mi taşıyorlar şu anda? Vallahi ben de anlamadım. Güleyim mi, ağlayayım mı anlamadım. Yürü. Bastı başaklar, kokuşmuş Bizanslılar. Bize ne yapıyor bir tek yediniz? Allahsız balinalar. Alçaklar, bıraksanıza bizi. Cibiliyetsiz mumbarlar. Düzüklerin efendileri, yetersiz bukiyeler, yandan yemiştiler, arkadan çekiştiler. Ulan it oğlu itler. Biri de demiyor ki tabut mermerden 1500 kilo. Benim belim tutmuyor baba başım. Akşama hatundan izin alacağım.
iki postadan sonra dönüp yatacağım. Oba sence de gereğinden fazla sessiz değil mi Burkaçoğlu? Obamın beyi Gazi Magosa. Biliyorsun, son söylenecek lafı başta söylerim ben. O yüzden de seni terk ediyorum. Nasıl terk ediyorsun be kadın, nasıl? Canım, bal gibi de ediyorum. Seni öyle daltarak ortada bırakıyorum işte. Ya kızım? Ayçörem? Ben de annemle aynı fikirdeyim baba. Koca Maya obasında bir tane bileğimi büken adam bulamadım ya. Vahşi Batı'ya gidiyorum ben. Sorun sende değil, bende Taceddin. Sen benim için çok iyisin, anlıyor musun? Biraz zamana ihtiyacım var. Belki de ikimiz için de en iyisi bu. Ben artık kadınlardan hoşlanıyorum. Durup durup kendi memelerimi neden yaladığımı şimdi daha iyi anlamışsındır. Bizanslıların dediği gibi evlilik aşkı öldürüyormuş. Gitmem gerek dedim ve gittim. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza? Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla, her şeyi unutarak yaşanır sanma. Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi elimizi? Bırak bana anlatma imkansız sevgini. Sevmek birçok şey, göz almaktır. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza? Nergis. Nergis. Evet, sonunda. Bu da tacını sıkıralım. Size vaat ettiğim gibi. Bu ne lan? Bu ne? Small yok mu bunun? Alın şunu kafamdan. Ters takmışsınız kralım. Kral olmamın şerefine hemen gladyatör dövüşleri tertiplensin. Herkes ölsün. Kazanan da ölsün. Hadi dağılın. Dağılın. Kendi kendime eğlenmek istiyorum. Ah!
Dönerse senindir, dönmezse onu obanın bütçesinden babamla şey yaparız, tamam? Baba ne yapıyorsun ya? Cacık. Oha. Ne yapayım oğul? Ananın yokluğunda iş başa düştü. Yemeklerine yardım etmiyorum diye kızdı zaten, çekti gitti. Yanılıyorsun baba. Annem bu yüzden terk etmedi seni. Yok, ben bilirim onu, bu yüzden terk etmiştir. Cacığın kokusunu alınca dönüp gelecek. Dönmeyecek baba. Dönecek oğul. Dönmeyecek. Dönecek. Dönmeyecek, anlıyor musun? Dönmeyecek. Annem de, diğer kadınlar da, Nergis de dönmeyecek. Dönmeyecek. Sıçacağım ananı. Affedersin baba. Niyetim seni üzmek değildi. Ama kadınlar bumeranga benzemez. Gitti mi dönmez. Neyse ki zaman en iyi lokman hekimdir. Mesela bak bana. Nergis'in gidişini nasıl atlattım? Siz de atlatırsınız. Bok atlattın. Gitti salak. Anlamadı resim olduğunu. Aferin ama iyi resim çizmişsin. sürme kalemiyle bu kadar oluyor. Nöbetçiler gitti köşem sultan. Ayçörek, ne aşamada istinaldi kızım? Bugün çıkışa varırız herhalde Mami. Firkete ile kazmak çok zor oldu tabii ama çok kral tünel oldu. Tamam. Ne zaman kaçıyoruz peki? Kaçmıyoruz. Biz çiğ börekle gidelim dedik çünkü böyle gidersek çok dikkat çekeriz. Ama yardım getireceğiz. Tünel bu haliyle bu trafiği kaldırmaz köşem sultan. Ya. Peki ama dikkat edin. Hiç merak etme. Tünele fazla mı özendik acaba? Olsun. İleride Bizansların eline düşebilecek diğer mahkumlar için maya kıyağı olsun kız. Ama şimdilik de psikodramasın. Hadi gel. Ay, bana bak. Biz böyle yürürsek bu bitmez. Bunu çeyizim için almıştım. Ama Bizans da evlenecek erkek olmadığı için bari babamın lahitini süslesin. Bonservis. Efendim abici. Biliyor musun? Ben babamın ölümünde bir bit yeni olduğunu düşünüyorum. Ne? Ay, babamızı bitler mi yemiş yani? Öyle değil. Yani babam bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Emin değilim. Sadece hissiyat benimkisi. Babacığım, eğer böyle bir oyuna kurban gittiysen ne olur bize bir işaret gönder. Siktir lan. Kaç kızım. Ay. Hay bin tabak kereviz. Sizin ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var babamın lahitinde? Bir dakika ya. Şu şelaledeki kız değil misin? Benim ne olmuş? Giyinirken tanıyamadım. Ne işiniz var burada? Ne işimiz olabilir? Diğer maya kadınlarıyla beraber bizi tıktığınız mahzenden kurtulmaya çalışıyoruz. Sizi mahzene mi tıktılar? Oho, anam hiçbir şeyden haberi yok ki bunların. Ya, erkeklerimiz babasının cenazesine gidince köyü basıp kadını çoluğu çocuğu kaçırdılar ya. Şimdi utanıyorlar tabii, bilmemezlikten geliyorlar. Bir dakika, ben doğru mu anlıyorum? Yani biz babamın cenazesindeyken gelip obanızdan sizi kaçırdılar, sonra mahzene tıktılar. Siz de kaçmak için tünel kazdınız, öyle mi? Aynen öyle canım. Bonservis, senin bundan haberin var mıydı? Hayır, yoktu. Nöbetçiler, nöbetçiler, çabuk gelin, mahkumlar kaçıyor, nöbetçiler.
Olduğunuz yerde kalın. Kalleşler, kahpeler. Nöbetçiler. Kahpeler. Nöbetçiler. Sizin böyle bir şey yapacağınız belliydi zaten. Başka ne beklenirdi ki sizden? Nöbetçiler. Lan dur, ne yapıyorsun? Bırakın. Olduğunuz yerde kalın. Sakın bir çılgınlık yapma. Silahını yavaşça yere bırakmaya kızı. İttir ittir. Ayağınla ittir. Hadi yürü. Yürü. Bırak. Yavaş olun. Sert davranmayın. Cenevre İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unutmayın. Beni. Yeşilliğe parmak atmayın. Senin de yuvanı sonra yapacağım. Süslü Pakize. Ya abi duydun mu, bana Süslü Pakize dedi. Dur kızım ya. Kafam çok karışık. Yürü. Bırak be. Yürü. Vur şunu zincire Çavuş Esku. Burası Bizans kızım. Buradan çıkış yok. Siz kim oluyorsunuz da beni zincire vuruyorsunuz be? Hamca gölikler, trombositler, patlamış silikonlar, götlekler! Doktor Otopsis. Oo. Saygıdeğer prensim, prensesim. Kolay gelsin. Biz şey için gelmiştik. Ben babamın ölüm nedenini merak ettim. Bildiğim kadarıyla saray hekimi kalp krizi demişti. Biliyorum, biliyorum ama miras işlemleri için detaylı bir rapor ihtiyacımız var. Yani bu Bizans bürokrasisini biliyorsun. Bilmez miyim? Yaparız, hallederiz. Ancak otopsi işlemi birkaç gün alabilir. Tamam, tamam. Ben senden haber bekliyorum. Hadi kolay gelsin. Gidelim bu servis. Viber. Sana Sir unvanı veriyorum. Bundan sonra adın Sir Viber. Bir dakika, bir dakika kral. Lan. Bak, kulağa da hoş geliyor. Generalim, seni motor yaptım. Bundan sonra adın General Motors. Sen de tak lan. Ha? Şu saçları da kes. Şimdi alın unvanlarınızı, uzayın. İşte lan, tertip. Gel lan buraya. Bu Survivor'ı aslanlara atalım. Bakalım o ünvanı daha ne kadar koruyacak. Çekil be. Ay çok güldüm be. Gül sen, gül. Ülke elden gidiyor, sen hala orada gülüyorsun. Çok vakit kaybettik. Derhal planımızın ikinci kısmına geçmemiz lazım. Bizim bir planımız mı var? Çekil şuradan be. Bir şey anlatıyoruz burada. Biz bu Maya kadınlarını neden zindana attık? Saftirik. Onların genetik kodlarını bozmak için, onların soylarını karıştırmak için planın ikinci kısmı bu. Ne yapacağız? Gidip altlarına mı yatacağız? Biz değil ama bizim yerimize bir başkası yatacak mutlaka. Matruşkalar mesela. Matruşka beyliği o Mayaların soylarını öyle bir karıştıracak ki hem soylarını hem kafalarını karıştıracak ve bir daha asla bellerini bile doğrultamayacak onlar. Onların içlerine iç savaşlardan yolsuzluklara, rant kavgalarından mezhep ayrılıklarına, aşiretlerden mafyaya, her şeyden onlar da olacak. Oh! İstiyorum da istiyorum. Benden fazla gülme. Senedir yok hiç tadım, dolmuyor yerin ah be kadın. Kaç senedir hiç yok tadım, dolmuyor yerin ah be kadın. 100 sene geçse ne olur yani, yine özleyeceğim illaki. 1000 sene geçse ne olur yani, seni özleyeceğim illaki. Ki 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 ki, artık ondan hayır yok sana. Etrafında fazla dolaşma, artık ondan hayır yok sana. Etrafında fazla dolaşma, dolaşsan da ne olacak yani? Zerre kadar sevmiyor seni. Dolaşsan da ne olacak yani? Karakterli ol, uzaydı. Di 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 di. Ama çok özledim. Biliyorum pek karaktersiz. Gözlerim
aşkı olmuşsa, nişanlanmışsa ya evlenmişse. Bana ne özledim, anlıyorum ben terbiyesizim. Kime ne özledim, her yüzde onu arıyor gözlerim. Ya sevgilisi aşkı olmuşsa, nişanlanmışsa ya evlenmişse. Dobri diyen güzel adamlar. Kolay gelsin. Bunlar kim olur oğul? Bizler Matruşka Beyliğinden geliyoruz. Ben Bozukova. Kadınların başıyım. Ben de Bozukova. Kadınlarınızın sizi terk ettiğini duyduk. Gününüzü hoş tutmak için beyimiz tarafından gönderildik. Üstünüze basacağım Bizans köpekleri! Gözlerinizi oyup ellerinize vereceğim lan! Şeyinizi kesip ağzınıza tıkayacağım! Öyle fantezi görmedim. Manyak abi, buna bulaşılmaz ya. Keseceğim falan diyor ya. Prens gibi, prens işte. Asker! Maya prensesi, bu odada mı? Burada prensim. Ya açsana. Ne bakıyorsun suratıma? Bakalım dedikleri kadar var mıymış? Dedikleri kadar var efendim. Ne biçim fantezileri var? Üzerinize topuklu ayakkabıyla gezeceğim diyor. Bir de ne diyor? Şeyinizi kesip ağzınıza vereceğim diyor. Lan! Karşınızda Bizans prensi var sizin. Askerlik arkadaşınız değil. Şimdi açın şu kapıyı. Buyurun prens. Çörek hatun. Niye geldin? Annen beni öldürme görevini sana mı devretti? Bak, birincisi o benim annem falan değil. İkincisi burada tutulduğumuzdan haberim yoktu. Bana haksızlık etme. Ayrıca da bu yapılanı hiç doğru bulmuyorum. Anladım. Anladım. İyi prens, kötü kraliçe oynuyorsunuz öyle mi? Oyun falan oynadığımız yok. Bak, buraya seni kurtarmak için geldim. Tabii müsaade edersen. Kesmem lazım. Konser başlamış. Ben de diyorum bu saksafon sesi nereden geliyor? Ne oluyor orada? İşte bu kadar. Majesteleri. Adonis, çok özür dilerim. Haksızlık ettim sana. Adonis, ne oluyor burada? Şey... O
Maya'da tutsağı neden çözdüğünü sorabilir miyim acaba? Sevgili öz yeğenim ve aynı zamanda üvey oğlum Adonis. Sevgili am, Can. Çözdüm çünkü şey... şey yani Can'ın birden bir Maya karısı çekti. Görüyor musun Klitoria? Adonis babasından daha girişken çıktı ya. Gördüm, gördüm. Aynı amcası. Alçaksınız oğlum hepiniz. Patlak bir rezervatif ürünüsünüz. Kancı koşafısınız ha. Sen hani bizim yanımızdaydın, bizim düşmanımız değildin? Hani mayalara saygı duyuyordun sen? Hani kuşlar, ağaçlar? Yeter be! Kendine gel. Anlamıyor musun? Hepsini seni kandırmak için söyledim. Hepsini ha? Hem senin de hoşuna gidecek ha. Anlıyorsun ha? Hoşuna gidiyor. Şimdi sayın kraliçem, sevgili amcam, bana biraz müsaade eder misiniz? He. Çıkalım yani. Yani. Ay bu çocuk utanıyor. Gördün mü? Neyse, biz kapıda bekleyelim. Yok canım, kapıda falan beklemeyin. İşleriniz güçleriniz vardır. Hem benim işim uzun sürer. Yok yok, ben dakika ve skor almak istiyorum. Anladın sen onu sevgili üvey oğlum. Eğer teslim olmazsa öldürebilirsin bu fosforiki. Benden hediye olsun. Alçaklar! İçlerine patates karıştırılmış tereyağları! Bana bak, bana ne yaparsan abim sana iki katıl yapar, haberin olsun. Tamam sakin ol. Seninle sevişmek istediğim falan yok benim. Yok mu? Yani beni beğenmiyor musun? Güzel değil miyim ben? Tabii ki de güzelsin. Hem de çok güzelsin. Rüyalarımı süsleyecek kadar güzelsin. Ama ben seninle ciddi düşünüyorum. Hatta şimdi ne yapacağız onu düşünüyorum. Amcasına çektiyse kız dayanamaz. Atlar üstüne ya. Sus. Duyamıyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Amcamla kraliçe bize inansın diye şey yapacağız. Şey yapıyor gibi şey yapacağız işte yani. Şey yaparken ya ses olarak. Seks olarak? Seks olarak. Ha, ses olarak. Yani ses. Tamam. Sadece ses. Tamam ses. Biraz tamam. Yüksek sesle. Tamam. Hazırlığı uzun sürüyor demek ki. Amcası gibi. Mö ne ya? Can bizim obanın inekleri öyle yapıyor. Obanın inekleri? Yoksa sen daha önce hiç kimseyle sevişmedin mi? Anne ne alakası var, Allah Allah. Şey bizim kampta geçen sene bir çocuk vardı. Tamam ben daha önce kimseyle sevişmedim. Bilmiyorum ses çıkarmayı falan, Allah Allah. Bu gerçekten güzel bir haber ama şimdi konumuza dönmemiz lazım. Hadi bak, şimdi nasıl yapacaksın biliyor musun? Nasıl yapacağım? Şöyle bol fındıklı, bol sütlü bir çikolata düşün. Hı. Onu böyle afiyetle yiyormuş gibi. Hı. Tamam mı? Hı. Hadi. Nefis, nefis. Nefis. Oh, çok güzel. Harika. Ah. Ama yine de seni öldüreceğim pis domuz. Ah. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Senin ruhunu ne yapayım ben ya? Ay Adonis. Adonis istersen ruhumu da alabilirsin. Adonis. Ay Adonis. Yes. Çok iyi. Ay bu Adonis gerçekten tam bir alçak Bizanslı olmuş. Götür beni. Kes, kes. Kes. Yavur. Fondeba. Tamam, duydum. Oh, gittiler. Let tamam, me, yeter. Me. Yeter. Das ist gut, aber stopp, ich gehe fast. Gittiler diyorum. Tamam, şey, pardon, kaptırmışım kendimi. Ay. Çok iyi geldi be. Bak, şimdi kapının önünde nöbetçiler var. Şimdi seni dışarı çıkaramam. Ama merak etme, sonra gelip seni bu cehennemden kurtaracağım. Adonis, seninle çikolata yiyor gibi yapmak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Merak etme. Seni buradan kurtarayım. Birlikte çikolatalı fondü bile yiyeceğiz.
Bana bakın lan. Bundan sonra bu kadın benimdir. Benim kölemdir. Ona heves eden olursa bağırsaklarını deşer, blok flüt yaparım. Ciğerini, kalbini söker, köpeğe yem yaparım. Siker atar, amına koyarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı prensim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı prensim. Vay amına koyayım. Aç. Neyse neyse. Eksik olmasınlar, bu matruşkalar sayesinde obaya kadın eliydi ya. Gerçi sabun yerine vodka kullanmışlar ya. Olsun. Abo. Kusura bakma bacı. Yanlış geldim galiba. Niyet, niyet. Yanlış gelmedin. Çamaşır, bulaşığı yıkadım. Ütü yaptım. Yemekleri pişirdim. İnekleri sağdım. Sütü kaynattım. Kaymaya balık attım. Başka yapmamı istediğim bir şey varsa diye geldim. Herhangi bir şey. Eksik olma bacı, sağ ol. Daha ne olsun? Emin misin? Eminim bacım. Hatta son kararım. Hadi ama sonuçta ben bir kar bir kadınım. Sen de dul bir erkeksin. Tam olarak dul demeyelim. Belki geri döner. Dünyadaki tek kadın o değil. Ben de onun kadar karılık yapabilirim sana. Şüphesiz ki yaparsın. Ama ben... helalinden başkasına el süremem bacım. Demek hala unutamadın onu. Unuttum onu, anlıyor musun? Unuttum. Nergis diye biri yok artık. Ne yapıyorsun oğul? Unuttum ulan! Bak bir dahakine küfredeceğim ama ha! Hadi bacım hadi. Kalk bir an önce yat. Diğer bacılara da söyle. Hepiniz ilik gibisiniz, ilik. Ama kadının aşık bir mayerkeği asla yabancı bir kadına bakmaz. Siz gidin bizim yataklarımızda uyuyun bu gece. Biz kanepede yatarız. Benim hiç uykum yok. Zaten Karagöz ve Hacivat'ın tekrarı var bu gece. Onu izleyeceğim. İyi geceler babacığım. İyi geceler oğul. Ah köşem sultan, ah! Ah maya gelinleri! Gelin de görün erkeklerini sizinle çok seven. Muhteriz! Nereden çıktı bu okçuluk merakı? Sen beceremezsin ki böyle şeyleri, maya sporu bu. Ne demek beceremezsin? Bunda da başarılı olacağım. Ah! Ah! Yandım anam! Yandım! Bak gördün mü? Bir okla iki yüzün birden vurdum. Bravo. Majesteleri, yüce kralı möhteris. Söyle. Üvey oğlunuz ve aynı zamanda kocanız majesteleri möhterisin öz yeğeni, eski kocanız ve aynı zamanda yeni kocanızın öz kardeşi olan Devrik ve Geberik kral 3. Klitor'un ölümüyle ilgili doktor otopsisten ölüm raporu istemiş. Bir dakika ya. Şimdi üvey oğlum kocamın öz yeğeni. Yani karımın üvey oğlu, aynı zamanda öz yeğenim. Ha? Adonis. Sanırsam eski kralımızın ölümüyle ilgili bazı şüpheleri var. Sana demiştim. Bu çocuk genlerini komple babasının bozuk genlerinden almış demiştim. O zaman sonu da aynı olur. Olsun, sonu da aynı olsun. Havadis, saray celladına söyle. Adonis'i ormana götürsün. Öldürsün orada onu. Emredersiniz kraliçe. Ayrıca gelirken de bana kalbini getirsin mutlaka yanında, tamam mı? Alacağım sırt çantamı. Bizans'ın keşmekeşinden entrikasından uzağa güneye gideceğim. Kimsenin olmadığı Bodrum Kalesi'nde yaşayacağım artık. Yeter ya. Bodrum mu? Hı hı. Kıbrıs'a gidelim prensesim. Daha güzel. Gel. Babanın otopsi raporunu aldım. Diyeceğim o ki... babanı öldürmüşler. Kahpeci, kalleşçe, godoşça öldürmüşler.
Hala bu av işinin nereden çıktığını anlamadım Mortis. Şu an yeşil başlı gövel ördeklerin göç zamanı Sayın Prensim. Ne fark eder? Spor sonuçta. Yalnız biz gene de ihtiyacımız kadar öldürelim. Yazıktır, günahtır hayvanlara. Merak etmeyin prensim. Tam ihtiyacımız kadar öldüreceğim. Evet. Ne bakıyorsun lan öyle? Prensim. Hemen kaçın gidin buradan. Hemen. Niye? Osuracak mısın? Sıkıntı değil ya. Sal gitsin. Açık havadayız zaten. Öyle değil prensim. Kraliçenin emriyle sizi buraya getirip öldürmem gerekiyordu. Ama babanız Clitorian'ın azemiği yoktur üstünde. Kendisi bana sarayda sigortalı iş ayarladı. Onun sayesinde gündüzleri insanların boyunlarını keserek eve helal ekmek getirmediğin gururunu yaşadım. Yıllarca. O yüzden kaçın gidin. Sizi öldürdüğümü söyleyeceğim saraya ben. Senin ben okunu yiyeyim. Adammışsın Mortis. Hadi. Şimdi geriye prensin kalbi diye saraya götürecek başka bir kalp bulmaya geldi. Aha. Yani bu şimdi Adonis'in kalbi öyle mi? Evet. Yani şimdi ölünün arkasından konuşulmaz da. Kendisi de biraz kalpsiz bir şey yani kraliçem. Ulan oğlum. Bu insan kalbine benziyor mu ha? Tamam fen bilimlerinde birazcık mayalardan geri olabiliriz ama hıyarda değiliz lan! Hıyarda değiliz lan! Nöbetçiler alın bunu götürün. Kendi kendini boynunu vursun. Merhamet ederim kraliçe. Kraliçe bana kendimi bunu yaptırmayın lütfen. Merhamet ederim lütfen. Bak merhamet. Adonis'in hala hayatta olması hiç iyi olmadı. Alçak kadın. Ah! Abime ne yaptın? Çabuk söyle. Sen nereden çıktın be? Ödüm patladı. Utanmıyor musun kraliçenin huzuruna gizlice girip ortam dinlemesi yapmaya? Abimin hesabını vereceksin Clitoria. Senden mi korkacağım be? Adamı ormana gönderdim öldürtmeye ama öldürmeyen cellat öldürmüyor işte. Bir de gülüyorsun. Bir de amcam olacaksın. Hani amca baba yarısı demekti? Ben babanın kötü olan yarısıyım. Atın şunları zindanlara. Ay şu pis basak düstenen bit yuvasını da ön yıkamalı programda iyice bir yıkayın yahu. Yıkamayın lan. Çetin. Kırıklayın ipneyi. İyi günler bacılar. Maya obası ne tarafta? Gösterelim bana. Kaç be kaç. Hemşerim. Nereye? Gazi Magosa ile görüşecektim. Kim diyeyim? Bizans Prensi Adonis. Bekle. Sen al. Gazi Magosa, Gazi Magosa ziyaretçim var. Bizans Prensi Adonis. Gönderin gelsin. Geç hemşerim. Selam dostlar. Şişt. Oğlum yavaş. Selamları bu. Hoş geldin rahmetli Clitor'un oğlu. Girişteki formaliteler için kusura bakma. Obanın kadınları bizi topluca terk edip dul bırakınca Matuşka Beyliği'nin hatunları sorgusuz sualsiz yatıya gelmeye başladılar. Kadınlarımızın kulağına gider de bir daha hiç dönmezler diye böyle bir önlem aldık. Obanın kadınları
Sizi topluca terk edince ne demek? Sorma ya. Rahmetli babanın cenazesinden dönerken bir baktık ki hepsi terk etmiş bizi. Sabi Sübyan'ı alıp gitmişler. Aynen. İlişkilerde olur bazen böyle zorlu dönemler deyip bir umutla bekliyoruz belki dönerler diye. Dönmeyecekler anlıyor musun? Dönmeyecekler. Nergis de dönmeyecek. Annem de dönmeyecek. Babacığım. Ya çok meraklı bir adam değilimdir de. Bu Nergis kim? Nergis kim mi? Nergis kim mi? Nergis kim mi? Sen çok sevdin Nergis. Ben de seni çok sevdim Burkaçoğlu. Nergis kızım, hadi işimiz bitti, gidiyoruz. Geliyorum baba. Gitmesen olmaz mı? Daha yeni tanıştık. Belki yine geliriz, o zaman görüşürüz. Söz mü? Söz. Sözünü tutmadı ve bir daha da dönmedi Nergis. İşte bu yüzden baba. Giden kadın dönmez. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Saçmalamayın. Kadınlarınızın sizi terk ettiği falan yok. Onların hepsi Bizans'ta tutsak. Nasıl? Nasıl tutsak? Ben tutsak almadım. Bu üvey annem ve amcam muhterisin işi. İyi de niye böyle bir şey yapsınlar ki? Sırf eğlencesine bile yapar ibneler. Ama asıl amaçları bu değil. Asıl amaçları sizin soyunuzu kurutmak ve kendi soylarını sizin kadınlarınızla ıslah etmek. Nasıl? Nasıl yani? Sen diyorsun ki bizim kadınlarımızı... Aynen öyle abi. Amaçları sizin kadınlarınızı sabah, öğle, akşam, günde 3 defa 72 ayrı pozisyonda becerip... ...sonra soğurtup sabah, öğle, akşam gene 3 posta, günde 72 posta... Sen yeter, anladık. Ne tarif ettin be arkadaş? Peki niye gelip bunu bize anlatıyorsun? Sana niye inanalım? Çünkü o alçak kraliçe ve yavşak amcam babamı öldürmüş. Sanırım. Eğer hala bana inanmıyorsanız işte size ispatı. Bu ne ya? Kardeşin ay çöreğin donu. Ne? Sakin olun, yanlış anladınız. Yanlış anladınız. Kardeşin ay çöreğin donu derken kız kardeşim bana kendi isteğiyle verdi. Ne? Kendi isteğiyle mi verdi? Bir dakika. Kız kardeşim bana kendi isteğiyle verdi derken, kendi isteğiyle bu... Kendi isteğiyle donunu güzelce çıkart... Ne? Bir dakika. Şunu baştan alalım. Ne olur şunu baştan alalım. Kız kardeşin bana inanın diye kıymetli bir eşyasını verdi. Bu kadar basit. Söyler misiniz Jigolopoulos? Ben size ne görev vermiştim? Sözde Maya kadınlarına tecavüz edecek ve onları hamile bırakacaksınız, öyle değil mi? Elimizden geleni yaptık kraliçem. Ama başaramadık. Başaramamışsınız. Başarılamamış. Ben size savaşın demedim ki. Ben size sevişin dedim. Yapacağınız tek şey Maya kadınlarına tecavüz etmekti. Ama anlamıyorsunuz kraliçem. İmkansız. Maya kadınlarının şeyi, affedersiniz, kalemtıraş gibi. İçeri giren ne varsa kesiliyor. Oh. İsterseniz kendi gözlerinizle görün. Pantolon indir. Etek omza. Ay bunu çok kötü cızdırmışlar ya. Yazık. Yazık olmuş. Aa, bunun hala gideri var. Bunda bir problem yok bence o kadar. Oha! Ay inanmıyorum, bu kesilmiş haliyse bunun kesilmemiş hali nasıl bir şey acaba ya? Ay inanılmaz bir şey bu ya. Şunu da çek bakayım. Bu sağlam. Bu sağlam asker. Allah belanızı vermesin. Sus! Defolun gidin buradan. Ne diyorsun baba? Bu adamın sözüne inanmalı mıyız? Bilemiyorum oğul. Ama eğer doğruysa bu çakallar kadınlarımızı soğurtmadan onların elinden kurtarmalıyız. Bu işin gerçekliğini öğrenmenin bir tek yolu var. Ben de Adonis'le birlikte Bizans'a gidip bakacağım bizimkiler orada mı diye. İyi ama bu çakallar seni hayatta içeri almazlar oğul. Alacaklar baba.
Hem de kapıları kendi elleriyle açıp beni içeri alacaklar. Geçen albayın karısı beni çağırdı Çavuş Eskut. İçimden de bir şey giymemiş ha. Kış, verdim rütbeyi, kış, verdim rütbeyi. O ne lan? Ho ho ho! Hayırdır? Nedir bu? Görmüyor musun? Turul ördeği. Kralınıza getirdik. Niye getirdiniz? Maya Bey'i Gazi Magosu'nun kralınız muhterise taç hediyesi. İyi. İyi. O zaman aç kapıyı çalışıyorsun. İyi açayım mı? Burkaçoğlu, biz gidiyoruz. Kolay gelsin. Götür be. Kaçalım. Ben yüreğimin götürdüğü yere gideceğim. Peki. Sen de şöyle git. Maya kilidi takmışlar. Dur, kıpırdama. Ne demek lan kıpırdama, he? Karşında Bizans prensi var senin, İbiş. Kusura bakmayın prensim. Hakkınızda yakalama kararı var. Ne demek lan yakalama kararı var? Yakalama kararı da ne lan? Muhakkak bir yanlışlık olmalı. Gel bak, bak. Ne? Bak ne yazıyor? Ne yazıyor bak. Samatya kütüğüne bağlı Bizans prensi Adonis yazıyor. Evet. Benim kütüğüm ne? 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 Ne bileyim? Fikirtepe. Fikirtepe mi? Evet. Kütüğünüzün Fikirtepe olduğunu ispatlayabilir misiniz? İspatlarım tabii ki ispatlarım. Gel bak al sen bakayım. Size ispatlayacağım kütüğümün neresi olduğunu. Oğlum bizde kaç tane Adonis var ki? Yanlış mı yazmışlar acaba? İspatlayayım. Dur bakalım senin kimliğin nerede? Neymiş bakayım senin doğum tarihin? 1126. Güzel. 126. Ulan kaç defa söylediler doğum tarihinizden şifre yapmayın diye. Gerizekalılar. Servis. Neden buradasın? Asıl sen neden buradasın? Alçaklar beni buraya tıktılar. Ya sen? Ben kadınlarımızı kurtarmaya gelmiştim. Ama kısmet sanaymış. Ama nasıl kaçacağız ki buradan? Anahtarımız yok. Bir dönebilir misin? Bir dön. Kısmı büyük yapmadım, takılmadan geçer diye. Göz kararı bu kadar oluyor. Yardımcı olayım bonservis bacım. Lütfen bana bacı demekten vazgeç. Sorun değil bonservis. Lütfen bana sorun değil demekten vazgeç. Bonservis. Lütfen bana bonservis demekten vazgeç. Ay, ne söyleyeyim istiyorsun? Lütfen bana bir şey söylemekten vazgeç artık. Sadece sus. İki dakika bekleyemedin, iki dakika. Kaç oğlum. Ah!
Ayçiçek. Döndün demek. Seni burada ölüme terk edeceğimi mi düşünmüştün ha? Daha sabahlara kadar çikolatalı fondü yiyeceğiz seninle. Hayırlı işler. Eyvah abim. Eyvah abim. Büyütecek bir şey yok ya. Adonis gelip bize her şeyi anlattı. Sizi kurtarmaya geldik. Bu arada bonservisi de içeri tıkmışlar. Onu da kurtardım. Önüme geleni kurtardım. Siz tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz. Gerçi kendisi beni süslü pakize olarak tanıyor ama. İşte tamam ya, hemen şey yapmayın. Hadi gidip kadınları ve çocukları kurtaralım. Gurkaçoğlu. Bu taraftan. Pasaklis. Pasaklis'in sesi bu. Çiğ börek. Yuh ya, şu telaşede börek mi düşünüyorsun? Arkadaşım o benim. Hadi uzatmayın artık. Gidelim kurtaralım. Adonis şifre neydi? 1126. Pasaklis. Kardeşim. Aa, siktir ya. Sana ne yapmışlar böyle? Beni bir odaktan çıkardılar Adonis. Biraz adam yaptılar. Hadi öldür beni de. Bitsin bu acı. Hadi be hacı. Hadi. Hayır. Gençler, işte benim can dostum Pasaklis. Pasaklis, bu Ayçörek'in abisi Vurkaçoğlu. Ayçörek'le çiğ böreği de tanıyorsun zaten pastaneden, şelaleden. Demek yan hücreden gelen o yanık sesin sahibi sendin. Çok güzel türkü söylüyorsun. Sen de çok güzel hepinizi geberteceğim Bizans kargaları diyorsun. Pardon, muhabbetinizi bölmek gibi olmasın da şu kadınlarımızı kurtarsak. Evet, Vurkaçoğlu haklı. Hadi gidip şu kadınları kurtaralım. Evet, kurtaralım. Pasaklis, kızları al ve şu tarafa git. Adonis'le biz onları oyalarız. Olmaz abi. Ben de sizinle dövüşeceğim. Hayır Ayçörek, git! Git de babamdan yardım iste çabuk, çok kalabalıklarla. Lan! Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Ne diyorsun? Bunlarla baş edebilecek miyiz ha? Kayınço! Ne? Kayınço mu? Evet! Bunu konuşmak için doğru bir zaman değil ama ben senin kız kardeşin Ayçöre'ye aşık oldum. Kayınço. Pardon bir dakika. Pardon abicim. Bir gelir misin? Ne oluyor lan, manyak mısın sen? Bir gel, gel bir şey söyleyeceğim, önemli ya. Konuşmak için bu zamanı mı seçtin yani abicim? Neyse tamam, sonra konuşuruz. İndir. Kayınço! Ne? Kayınço mu? Ne oldu? Sen benim bacıma aşık olursun da ben senin bacına aşık olamaz mıyım? Ana bacı karıştırma lan. Merak etme, niyetim ciddi. Zamanı gelince bonservisi bonservisiyle alacağım. Tamam, yavaş, teslim olduk. Şiddete gerek yok, tamam. Çocuklar, ben Bizanslıyım ya. O neymiş lan? Çikotin. Ne? Çikotin nasıl bir icat oğlum? Eşini aldatan damatlar için uygulanan eski bir infaz biçimi. Üzgünüm kayınço. Ne damadı ya? Daha kız istemedik, söz kesmedik yani. İri, bağla çavuş. Eteğini kaldır. Ne? Şunu da. Lan! Şu kuşu yuvasına bir yerleştirelim. Müdür, şaka değil mi lan bu? Budamayacaksınız değil mi beni? Eğer arkadaşın güçlüyse çükün sağ olsun. Değilse ucundan azıcık. Adonis, ne diyor lan bu? İşte Bizans oyunları. Biz ne yazık ki bu oyunlarla büyüdük. Yeter konuşturmayın. Verin taş eline. Çavuşescu! Al şunu, vallahi düşersen kız düşüreceksiniz lan, verin şunu bana. Giyotin ipe, ip de taşa bağlı. Eğer Prens Adonis kolunu indirirse sen bir daha kaldıramayacaksın. Giyotin inecek, paslanmaz çelik kesecek. Kırbaçlayın! Lan niye vuruyorsunuz lan adama? Taşı düşürecek ya! Kanka, birader.
Ne kadar dayanabileceksin? Sikseler 5 dakika. Ay inşallah sikmezler. Bu şerefsizler kaya değil göktaşı vermişler. Kırmaktan! Kırmaktan! Daha sert! Daha sert! Daha sert ne istiyorsun daha sert? Veririm şimdi daha sert ha. Beni delirtme adam! Daha sert! Vur kaç oğlum. Özür dilerim. Asıl şimdi düşüneceklerim için ben özür dilerim Adonis. Hadi Vurkaçoğlu düşün. Düşün bonservisi düşün. En ince ayrıntısını kıtlar düşün. Şükürler olsun. Vurkaçoğlu! Yok artık, yok! Giyoteyi çatlattı lan! Hakikaten de bu nasıl iş ya? Çelikten mi bunlarınki? Anlamadım ki. Kesin lan şunların kellelerini! Giyoteyi falan boş verin. Baltayla vurun! Yürü! Yavaş hayvan, ham meyveyi koparacağım dalından. Ha. Kraliçem, evet. Kraliçem. Mayaların saldırısına uğradı. Ama merak etmeyin, henüz surları geçmeyi başaramadılar. Efendim, surlarda gedik açıldı. Surlarda gedik açıldı! Kahretsin, hemen git Tetris ustayı bul. Gedik açılan suru onarsın. Koş, çabuk! Askerler, surlara! Çabuk, çabuk! Siz, merdivenleri surlara dayayın! Siz, defans blokunun arkasına sarkın! Çimlere basmayın! Yerlere surf atmayın! İşte şimdi yolun sonuna geldin Ayçörek. Ne yapacağız ya? Ben elime erkek eli değmeden ölmek istemiyorum. Ay iyi. Olmayacak öyle bir şey. Tabii tabii olmayacak. Ben yardımcı olacağım bizzat. Bana bak kız. Sen uzun bir şey örüyordun. Atkı mı? Ne o? Hayır. Çeyizim için... prezervatif. O ne lan? Ya, ya Dili, öyle demesene. At işte beni, işte. O ne ya? Ne oluyor abi ya? Gelin nereye tutuyorsun? Ne oluyor abi? Abi, aman yadı bunlar. Kaçalım abi. Haydi! Hadi, kırın kapıyı! İçeri girerken ayakkabılarınızı çıkartmayı unutmayın. Haydi! Vurkaçoğlu. Arkadaşı bir halledelim. Sen devam et. Ben gidip Ayçöre'ye yardım edeceğim. Aç. Savunun bire Bizans kargaları! Savunun diyorum size! Gittim Ayçöre! Enişte, sen burayı boş ver. Bizim kız hallediyor burayı. Sen git Gazi'ye yardım et. Nasıl yardım edeyim? Silahım mı var? Dans mı edeyim? Adonis, al bunu kullan. Bu ne lan? Yeni icadım, ışınlı kılıç. Düğmesine bas yeter. Oo, bu ne ya? Vay be. Ananı sikeyim. Gazi Magosa, yardıma ihtiyacınız var mı? Gel yeğen gel. Kaynanan seni seviyormuş. Gazi! Köşem Sultan! Gazi! Köşem Sultan! Gazi! Aşkım! Aşkım! Balım! Sevgilim, hocam! Sonunda benim olacaksın bonservis. Vurkaçoğlu yetiş! Bonservisin sesi bu. Kavadis beni kuleye götürüyor. Oh!
Gel bakayım buraya, gel. Bırak diyorum, pis sapık. Nereye götürüyorsun beni? Nereye götüreceğim? Aşk yuvamıza tabii ki. Ne olur bırak gideyim. Hayatta bırakmam seni bonservis. Öncelikle havadisin 50 tonunu tatman lazım. Vur kaçalı itiş. Adam mı bonservis? Biliyorum sen de istiyorsun. Ya istemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? İstemiyorum. Güzel. Kadınlar istemiyorum deyince aslında bu istiyor demektir. Ya gerizekalı istemiyorum diyorum ya işte. Demek istiyorsun. Tamam lan. Tamam. Hadi istiyorum. Bak biliyordum benim için böyle içten içe yandığını. Biliyordum ben. Bu ne ya? Kadın elbisede kan çıkmış ya. Ve işte havadisin 50 ton için her şey hazır. Abi vur Kaçoğlu. Seni yakalayacağım. Ana bu ne lan, çık çık bitmiyor ya. Muciddin'e söyleyeyim de böyle yüksek yerlere kolayca çıkmak için bir icat yapsın. Bırak beni vur Kaçoğlu yetiş. Yettim bonservis. Nasıl ya? Vur Kaçoğlu! Vur Kaçoğlu yetiş! Vur Kaçoğlu! Yardım et! Ha, siktir yanlış kuleye çıkmışım. Beş dakika ya! Bilemedin, yarım saat oradayım. Yarım saat mi dedi? Merak etme bonservis, seninle işimiz ancak 10 dakika sürer. Neticede ben Maya erkeği değilim. Bu ne ya? İnsan özeline biraz saygı ya. Allah Allah. Ne demek özeline saygı? İnsan prensesine böyle bir şey yapar mı lan? Şerefsiz. Ne yapsaydım? Prenses fantazisi yapmak için başka ülkeye mi gitseydim ha? Abi dikkat et, kırbacı var. Yettim bonservis. Vur Kaçoğlu. Bonservis. Aşk kuvası değilsen ki metrobüs istasyonu amına koyayım. Bu ne ya? Derhal kızı al ve burayı terk et. Yoksa Adonis'i öldürürüm vallahi. Dur dur dur. Kızı alma. Adonis'i al ve burayı terk et. Kız bana lazım. Kız burada kalsın. Yoksa? Ne yoksa? Yoksa Adonis'i öldür. Ha siktir. Ben adamı salmışım. Elimde rayına kalmamış. Kardeş. Ben en iyisi bunu buraya böyle koyayım. Yanlışlıkla bir yerimize batar matar. Allah muhafaza. Ya bacım iyisin değil mi? Bir şey yok değil mi? Yok yok. Bacımsın. Bacım. Yok. Sizi çocukların bile ulaşamayacağı yerlere götüreceğim kraliçem. Götür. Burada bizi kimse bulamaz. Burası sarayın sığar odası. Ay! Ölmek istemiyorum muhteriz. Daha yaşayacak o kadar kırmızı noktalı günlerim var ki. Kırmızı nokta derken? Derken? Ay! Ana ne sikiyim? Baba beyim Gazi Magosa. Tüm Bizanslar teslim oldu. Bizans düşmüştür. Anne, baba, iyi misiniz? İyiyim Açölem. Kadınlarımızı da kurtardığımıza göre bize ufaktan müsaade Adonis. Aa, ne demek müsaade? Nereye? Bizans ne olacak? Nasıl ne olacak? Sen başa geçeceksin, delikanlı gibi yöneteceksin, o olacak. Tam o kadar uğraştınız, savaştınız. Gelmişken alsanıza. Hem adını falan da değiştirirsiniz. İstanbul koyarsınız. Yok be, bize göre değil buralar. Bağlasan durmam, çok kalabalık. Ay yok, zaten çok rutubetli bir yer yani. Aynen. İyi, bak teklif var, ısrar yok. Babacım, Klitoria
muhteriz ve ayıptır söylemesi havadisi getirdim. Bunları ne yapacağız? Klitorya ile muhterisi köpeklere verin. Havadisi de yanımızda götürelim. Giderken tecavüzcü Coşkun oğulları beyliğine bırakırız. Hayır, bunu bana yapamazsın. Yapamazsın bunu. Hayır mı? Güzel. Tecavüzcüler hayır derse bu evet demektir. Götürün sapı. Yolda üstüne pembe bir şeyler giydirin de üşümesin. Tut kız kız kız. Hadi gidelim. Haydi ya. Gazi, sarayda bir çay içer miyiz? Tabicim. Ya demleme mi? İyi günde, kötü günde. Hastalıkta ve sağlıkta. İç sahada ve deplasmanda. Birbirinize eş olmayı kabul ediyor musunuz? Evet. Nasıl? Evet. 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 Ha. Kızlar, siz? Evet. 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 O zaman ben de kafama göre aldığım yetkiye dayanaraktan sizleri karı koca ilan ediyorum. Bu var size gelinleri öpün. Tamam ya, somurdun. Orkestra! Ver coşkuyu. Biz yokken matruşkalar gelmiş ha, obaya. Matruşkalar mı? Ha, evet. Niye gelmişler peki, sebebi neymiş? Yardıma ihtiyacımız var mı diye sormaya gelmişler, sağ olsunlar. Yardıma ihtiyacınız var mı derken? Yemekti, çamaşırdı, o bakımdan, temizlik noktasında yani. Yani başka bir şey olmadı mı aranızda diyorum. Matruşkalarla mı? Niyet. Boş bulunuk filan. Asla. Elleri ellerimize değmedi ya. Ayıptır söylemesi sadakat may erkeğinin atasporudur. Elimizi bile sürmeden gönderdik hepsini.